Merhaba. Benim konuşmam bilmiyorum 15 dakika belki de fazla gelecek. Daha önce hiç bu tarz bir konuşma yapmamıştım. Bu daha çok TED Talk'lara benziyor. Belki takip ediyorsunuzdur YouTube'dan. Halil Bey beni buraya davet ettiğinde ya biyoinformatikle ilgili geleceği tahmin eden, geleceği anlatan belki de öğrencileri heyecanlandıracak bir konuşma istemişti ama şöyle bir şey var. Biyoinformatikte gelecek zaten başlamış durumda. Bunun daha ilerisine daha ne kadar gideceğiz artık ben bile hayal edemiyorum. Bir yandan bu yeni nesil dizleme teknolojileri o kadar hızlı değişiyor ki. O kadar hızlı değişiyor ve o kadar yeni algoritmik problemler, o kadar bilişimsel programlar ortaya çıkıyor ki artık hani bunlara yetişmekten daha ileriye de daha neler yapılacak artık hani onu düşünmekte çok zorlaşıyor. Peki gelecekte ne olacak? Aslında geleceği tahmin etmenin en güzel yolu burada mühendislerin olduğunu varsayıyorum ya da en azından bilimle ilgilenen insanların. Ben de bir mühendis olarak tabii ki bilim kurgu izlerim, bilim kurgu okurum. Daha önce 100-150 yıl önce Jules Verne romanları yazdı. Bunlar aslında 50 yıl önce oldu bitti bile. Yani artık Jules Verne'in 150 yıl önce yazdığı bilim kurgular artık bizim için tarih. Bundan 100 küsür yıl önce H.G. Wells'in yazdığı romanların bir kısmı tarih. Zaman makinemiz hala yok. Zaman makinesi de H.G. Wells'indir bu arada. O hala yok. Ama mesela Doktor Moreau'nun Adası. Bunun kitabını okuyan ya da filmini izleyen var mı? Doktor Moreau'nun Adası tabii ki daha çok genetikçilerin ilgisini çekecek. Ne yapıyor Doktor Moreau'nun Adası? Çılgın genetikçi bir adada topluyor insanları ve hayvanları. Genlerini karıştırıp karıştırıp canavarlar yaratıyor. Ha, bu da neredeyse bu CRISPR-Cas teknolojisi iyi kullanmazsak belki bir 5 yıl sonra bu da gerçekleşecek. Yani aslında bakarsak bilim kurgu zaten burada konuştuğumuz her şeyi onlarca yıl önce çözmüş. Gelecekte bu genetik teknolojilerle ne yapacağız? Bunu da 17 yıl önce çözmüşler. Bu filmi izleyeniniz var mı bilmiyorum. Bir 17-18 yıl önce 1997 yapımı filmdir Gattaca. Hatta ismi de zaten GATTACA. Bunlar guanin, adenin, timin, timin, adenin, sitozin, adenin. Burada gene geleceğin tahminleri yapılıyor. Yani herkesin genomu devamlı olarak dizileniyor. Genomuna göre işler belirleniyor. Değil mi? Yani hani genomuna bakıp eğer bu insan bu işi en iyi şekilde nasıl yapabilir? Hangi işi en iyi şekilde yapabilir? Ona yönlendiriliyor. Tabii bu filmde ya yani sonuçta bir sanatsal yapım. O yüzden filmin içerisinde her şey genom değildir. İnsan ruhu imite edemezsiniz gibisinden bir mesaj var. İnsan ruhu dediği epigenetik. Bunu Uğur Sezerman size daha sonra anlatır. Biz genom kısmına bakalım. Bugün yaptığımız işlem şu, yani biyoinformatik açısından size genomu nasıl dizilendiği zaten biraz verildi. Ne yapıyoruz? Alıyoruz DNA'yı, en üstteki kırmızı çizgi bizim DNA'mız. Zaten kan aldığımızda bir sürü hücre geliyor, yüzlerce, binlerce, belki yüz binlerce hücre geliyor. Bundan DNA çıkarttığımızda aslında elimizde gene binlerce kopya DNA var. Bunu aldık, parçaladık. Bunları laboratuvarda yapıyorlar. Ben biyoinformatikçi olarak ben yapmıyorum. Bunların hepsi bana hazır geliyor diyeyim. Bunlar parçaları alınıyor. Bunların uzunluğu belli boyutlarda olanlar seçiliyor. Kullandığınız teknolojiye göre ki en çok Illumina kullanıldığı için Illumina için konuşacağım ben şu anda. Bunlar alınıyor. Buna başından sonundan biraz biraz okunuyor. Gene Illumina için konuşursak DNA'nın uzunluğu yaklaşık 3 milyar karakter ACGT. Bu aldığımız parçaların uzun yaklaşık 500 karakter. Tamam mı? Yani bunlardan aldık. İdeal olarak her bir nokta için 30-40 tane DNA parçası geldi. Bunların hepsi tabii ki rastgele seçiliyor. Bu 500'ün başından bir 100, sonundan bir 100 okuyoruz. Bugünkü teknoloji için konuşuyorum ve bugünkü Illumina teknolojisi için konuşuyorum. Daha sonra bunları alıp dizi yerleştirme dediğimiz yöntemler kullanarak referans genomuna hizalıyoruz. Referans genomu da gene insan genom projesi daha önce bahsedildi. Bunları hizalıyoruz. Daha sonra bunlar arasındaki ve bu parçalar arasındaki ve referans genomu arasındaki farklılıklara bakarak teknik elektrik polimorfizm yani SNP ve indel dediğimiz kısa parçaların silinmesi, eklenmesi. Ayrıca yapısal farklılıklar dediğimiz daha büyük farklılıklar. Bunlar 50 karakter ve üstü megabazlar seviyesine yani milyon karakterler seviyesine kadar gidebiliyor. Milyonlarca karaktere kadar gidebiliyor.
Daha sonra bunları bulduktan sonra bunların yorumlamasını yapıyoruz. Hangi genlere denk geldi, hangi regulatory region dediğimiz yerlere denk geldi. Bunun etkisine, protein etkisine, daha sonra bu proteinlerin birbiriyle etkileşiminin etkisine böyle yürüyor, gidiyor. Burada bilmiyorum bilgisayar mühendisi var mı ama sadece şu slide'da bile aslında tabii bütün hikaye burada değil. Uğur Sezerman sanıyorum daha çok detay verecektir omics analizi konusunda. Yani sadece şu slide'da bile bir o kadar çok farklı teknik kullanıyoruz ki yani şurada string sequence analysis dediğimiz yani dizi analizi algoritmaları ki bunun içerisinde dinamik programlama, bunun içerisinde greedy, kusura bakmayın Türkçesini bilemedim, obur, açgözlü algoritmalar, bunlar var. Bunun içerisinde graph theory var, yani çizgi teorisi var. Bunun içerisinde istatistik var, bunun içerisinde makine öğrenmesi var, bunun içerisinde ağ analizi var, bunun içerisinde var. Ben bunların hepsini, yani ben bilgisayar mühendisiyim ama bunların hepsini ben yapamıyorum. Gene dediğim gibi bunlar içerisinde daha dallanıyor, budaklanıyor. Benim işim daha çok dizi analizi, başka çalışmacılar ağ analizi üzerinde, başka çalışmacılar, gene bende de biraz var graph teori, çizgi teorisi. Ve bu şekilde yani aslında sadece bilgisayar kısmında bile çok fazla dallanma, budaklanma var. Çok fazla konu var, çok fazla da problem var. Bunlar aslında kısa da sürmüyor. Bir dizileme, bugün sanırım HiSeq 4000 cihazını kullandığımızda yaklaşık 3-3,5 gün sürüyor. Bu aslında 3,5 günde bir 10 tane falan genom elde ediyorsunuz ama hani böyle 2'şer saatte bir genom şeklinde olmuyor. 10 genomu birden veriyor size. Ve bir genom için yaklaşık 1 milyar tane şunlardan var elimizde. Daha sonra şu parçacık yerleştirme dediğimiz şu anda en çok popüler olan BWA algoritması, onu kullandığımızda yaklaşık 35 gün sürüyor. Sadece referans genomunu hizalama. Tabii ben gene bilgisayar diliyle konuşuyorum. 35 CPU günü, yani tek işlemciniz olsaydı, ki bu işlemci tabii laptop işlemcisi değil, biraz daha güçlü işlemciler, 35 gün sürüyor. Tabii ki bunu biz paralelleştiriyoruz çok daha kısa sürede bitirmek için ama bu sefer yüzlerce bilgisayar kullanıyoruz. Bu kısmı SNP ve INDER keşfi yaklaşık 20 CPU günü kadar da sürüyor. Şu kısım bir 10 günde bu sürer. Daha sonra aslında şu kısımlar yani nispeten çok daha düşürüyor. Bir şeyler ama bundan sonra biraz da işin içine sanat giriyor. Yani hani hangi gen hangi hastalığa yol açıyor onu o konuda algoritmadan çok bir sanat gibi diyeyim. Biraz içinize doğması gerekiyor en azından şu anki bilgilerimiz içerisinde. Ayrıca bu çok fazla veri. Gene dediğim gibi şunlardan 1 milyar tane olduğu için ham veriler yaklaşık sıkıştırılmış olarak yaklaşık 150 GB bir genomdan. Hizaladıktan sonra bir 150 GB daha elde ettiniz. Yani şu aşamada. En sonunda ya şunların hepsi bittikten sonra en son özet elimizde yaklaşık 2 GB'lık bir tane bir text dosyası. Bugün genom düzlemede neler yapılıyor? Bunun da özetleri verildi. Normal varyasyonların kataloglanması, Bin Genom Projesi gibi, İngiltere'deki UK10K gibi, Hollanda'da GoNL, Rusya'da Genome Russia bu yaklaşık bir hafta önce açıklandı. Türkiye'de de kısa bir bahsi geçti, bir 16 tane genom dizilendi. Bunun tabii binler seviyesine çıkması lazım. Hastalıklı örnek bir sürü proje var. UK10K, UK100K yani 100 bin tane genom dizileniyor İngiltere'de. Bunlar daha çok hastalıklara yönelik. Cancer Genome Atlas yani kanser projeleri, ICGC gene kanser projesi, epilepsi gibi. Eğitim için ne yapacaksınız? Gene bunların bir kısmı bilgisayarcılar için, bir kısmı biyologlar için değişik eğitim olanakları var. Data Carpentry, Software Carpentry gibi kuruluşlar var. Bunlar eğitim sağlıyorlar. Avrupa içerisinde bir işbirliği var Elixir diye. Gene Uğur Sezerman'la bir 3 yıldır boğuşuyoruz herhalde. Hala olmadı Türkiye'yi üye yapmak. Bu 5 ana başlıkta işbirliği, biyoinformatik altyapıları konusunda. Şu anda 15 tane üye ülke var, 4 tane de gözlemci ülke var. Bunu tabii ki daha da büyütmek istiyorlar. Türkiye'de istiyorlar, biz de istiyoruz. Ama imza atacak kimseyi henüz bulamadık. Genom dizleme analizinde yarın ne yapacağız? Her hastanede DNA dizleme cihazlarının olacağını öngörmeye başlıyoruz. Aslında bu bir yandan pilot proje olarak başladı Amerika'da, tabii ki özellikle Amerika'da, CleanSeq dediğimiz bir projeyle. Ayrıca Genome Enabled diye başka bir proje var. Bu da standartları belirlemek için.
Tabii algoritmalar farklı, teknolojiler farklı. O yüzden aslında aynı datayı iki farklı algoritmaya verdiğinizde farklı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Ama tabii ki bu insanın aslında tek bir sonucu var. Bunu standartlaştırmak için Genome ile Budol projesi yürüyor. Buradaki tabii ki problem yüksek oranda çok fazla bir verinin güvenilebilir, tekrarlanabilir ve çok hızlı analiz edilmesi gerekiyor. Tabii DNA dizlemeci, DNA'nız dizilendi diyelim, kimse 2 ay sizin DNA'nızın analizini bekleyemeyecek. Zaten yüzlerce insanın dizlendiğini varsayarsak. Burada bir sürü sorun var. Özel, şimdi burada iki farklı çözüm verebiliriz. Kısa vadede özel bulut platformları, bulut bilişim platformları. Bunlar için de gene sorunlardan biri veri transfer süresi. Sonuçta çok fazla datayı transfer etmeniz lazım. Ve bu platformların sürekli büyümesi lazım. Devamlı genom dizlenecek, devamlı analizler yapılacak. Daha uzun makinede genom makinesi dediğim şey, ASIC ve ASIC Design'ı, ASIC'te Application Specific Integrated Circuit, bunlar özel işlemciler. Aslında protein folding için, protein büküm analizleri için ASIC Design'ları var. Bu problem için henüz yok. Türkiye için acil ihtiyaçlarımız ne? Biyoinformatikçi lazım. Dedikleri gibi, daha önce dedikleri gibi biyoinformatikçi kıtlığı var. Biyoinformatikçi araştırmacı kıtlığı da var. Zaten bilmiyorum, Türkiye'de 10-15 kişi falanız tahminen. Ve çok daha fazla analistlere de ihtiyacımız var. Yani bunlar sadece akademik olmak zorunda değil. Lisanstan yeni mezun ya da yüksek lisans düzeyinde analistlere ihtiyacımız var. Bu datanın, bu verilerin analiz edilmesi lazım. Şimdi yöntemleri geliştirmek başka bir şey. Bu yöntemleri uygulamak başka bir şey. Bunların dediğim hep diyoruz tam zamanlı çalışan olması lazım ve çok şey bilmesi lazım. Programlama bilgisi lazım. C, Python, R, SQL gibi diller. Algoritma bilgisi lazım. Veri yapıları, dizi analizi, ağ analizi gibi bilgiler. Genetik bilgisi lazım. Sonuçta genetik data üzerine çalışıyorsunuz. Ve biyostatistik bilgisi lazım. Peki şöyle bir chart yaparsak, bir bilgisayar mühendisi başta olmak üzere ve genetik en sonunda olmak üzere, yani şöyle bir spektrum alırsak, ben bilgisayar bilgisi başta, ben şurada bir yerdeyim, mesela Mehmet Öztürk öbür tarafta ve bize arada birileri lazım. Yani bize arada birileri lazım. Yani şu aradaki kişiler hem bilgisayar mühendisleriyle konuşabilecek, hem genetikçilerle konuşabilecek. Yani ikisinin de dilinden anlayacak. Tamam, çok büyük uzman olmak zorunda değil ama konuşabilecek ve uygulayabilecek insanlar lazım. Gene Türkiye için acil ihtiyaçlar, ortak bir biyoinformatik analiz altyapısı lazım, bir bulut bilişim altyapısı lazım. TÜBİTAK bildiğim kadarıyla bir ulusal bir bulut platformu kurmaya çalışıyor. Bir yandan Uğur Sezerman ve Mahmut Şami Sarıoğlu ile birlikte gene bulut bilişim platformları üzerine bir çalışmamız olacak umarız. Hızlı veri transferi lazım. Çok büyük data, 150 GB datanın transferi günler sürebilir. Onun için hızlı protokoller var. Aramızda bilgisayarcılar varsa UDP protokolü mesela hızlı bir protokol. Ya da streaming algoritmaları geliştirmemiz lazım. Bu da eş zamanlı analiz edip transfer etmek aynı anda. İdeal kullanımı nedir? Bir platformunuz olsun, ideal kullanımı alayım, datayı koyayım, I am feeling like butonuna basayım, Google gibi bana her şeyi versin. Değil mi? Keşke. Aslında ya bunun da üzerinde çalışmıyor değiliz. Dediğim gibi ya, gelecek zaten geldi. Peki daha yakında ne yapabiliriz? DNA'nın dizilenmesi mesela. Klasik testler, DNA dizleme verilerini alalım, klasik testleri alalım, görüntüleme verilerini alalım. Daha sonra biz bunu bir kişisel tıp makinesine koyalım. Bu makine de çok hızlı olsun. Bunun içerisinde çok gelişmiş algoritmalar olsun. İçerisinde özel donanımlar olsun, FPGA, GPU, GPU gibi, Tier Zero Storage dediğimiz SSD diskler, yani çok hızlı diskler olsun. Ve ASIC dizaynları olsun. Bu bize datayı alsın, şu reçeteyi de versin. Doktorlar da bana çok çok kızsın. Değil mi? Doktorlar gene o tabii ki lazım olacak ama hani belki bazı hastalıklarda bu otomatik edilebilir ama tabii neyse, gelecek dediler. Ben gelecekte doktorları işsiz bıraktım galiba biraz önce. Sürem doldu. Zaten iyi denk getirmişim slide sayısını. Peki daha
Gene pek yakında böyle bir gelecek öngördüğümüzü söyledik ve aslında gene şu konularda çalışmaya başladık. Şu anda FPGA ve GPGPU üzerine çalışmalarımız var. FPGA dizaynları bittikten sonra ASIC dizaynına geçeceğiz. Dediğim gibi gelecek zaten geldi. Ve neye az kaldı? Tabii ki gene Gataka'ya az kaldı. Yakın gelecekte belki 10 yıl sonra gene Gataka'ya tarih derslerinde bakacağız. Gelecek bir bilim kurgu yerine artık bir tarih parçası olacak. Teşekkür ederim.